Eserin aslında çok temel bir sorusu var. Maddenin sonuna gelindiğinde sanatçı ne üretir ve insan nasıl, neyle bağ kurar? Herkese merhabalar, ben Melek Zeynep. Açık Yapıt hem bir mimari kurgusu olan, hem bir heykel, hem de bir ses tasarımını içinde barındıran bir esasında sahne tasarımı. Bu sahneyi hep birlikte deneyimlerken eserin sizinle birlikte dönüştüğüne şahit oluyorsunuz. Eserin bütün yüzeyleri akustik parçalardan oluşmaktadır. Çok ağırlığı olan, çok büyük heybetli de duruşuna rağmen eserin aslında çok nazikçe bir rüzgarla dahi hareket edebildiğine şahit olursunuz. Bu esasında bizim merkez-çeper ilişkisiyle ilgili bir sorgulamadır. İnsanı merkeze aldığımızda ve onun dönüştürebileceklerini merkeze aldığımızda herhangi bir kurguya ne yapabiliriz diye deneyimleriz. Eserimizi ilk kez bundan 2 ay evvel Londra Tasarım Bienali için kurguladık ve Türkiye Pavilyonu adıyla Londra Tasarım Bienali'nde sergiledik. Çok güzel geri dönüşler aldık ve Bienali de bir ödülle taçlandırarak oradan ayrıldık. Şimdi hemen ardından Londra bu yıl Dünya Tasarım Başkenti misyonuyla 20. yılını kutluyor ve Türkiye Pavilyonu olarak bize davet ettiler. Biz de eserimizle beraber bu kez Thames Nehri'nin hemen üstündeyiz. Oxford Tower'ın hemen yanında ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Burada eser toprakla ve suyla buluşunca bambaşka bir hal aldı esasında. Çünkü malzemesinde çevresel etkilerle ve insan etkisiyle dönüşen bir sistem, bir kimya söz konusu. Çok kıymetli bir noktada sergileniyor eserimiz. Bunu Türk bir sanatçı ve Türkiye pavilyonu olarak adlandırmak bizim için burada sergi yapmayı ayrıca özel kılıyor, ayrıca özel bizim için.